Değerli Çiftçi TV izleyicilerimiz, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Öncelikle bugün bizim üretimimizde, küçükbaş üretiminde yeri olan kardeşlerimizin, abilerimizin, bu kadar emekleri olan insanların, üreticilerimizin yanlarına geliyoruz. Onlarla birlikte programımızı gerçekleştiriyoruz. Ben öncelikle hem kendi adıma hem de kanalıma teşekkür ediyorum. Bugün Bursa'nın İnegöl ilçesinin Olukman Mahallesi'nin Pınarkaya köyünden, Pınarkaya mevkinden programımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün değerli üretici kardeşlerimizin, abilerimizin yanlarına geldik. Aslında iki kardeş bugün programımıza dahil oldular. Hem Muammer Bey hem de Emin Bey, sağ olsun, bugün onlarla programımızı gerçekleştireceğiz. Buyurun, sizin değerli bilgilerinizi alaraktan programımızın açılışını yapalım. Öncelikle hoş geldiniz Seher Hanım. Çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Hem kanalıma hem de kendi adıma teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İsminizi alaraktan, soy isminizi alaraktan başlayalım. Üretimimizle ilgili değerli bilgileri alalım. Benim adım Muammer Mutlu. Dededen kalma meslekle sürdürüyoruz. Ondan sonra babam yapamadığı için biz güdüm yapıyoruz yani. Biz güdüyoruz. Evet. Kardeşimle beraber. Ben güdemediğim zaman kardeşim güdüyor. Kardeşim güdemediği zaman ben güdüyorum. Birbirimize destek oluyorsunuz. Evet. Birbirimize destek oluyoruz. Şimdi şöyle bir şey var, sözünüzü kesiyorum. Baktığımda hep üretici abilerimize, kardeşlerimize hani Osmanlı'daki gibi padişahlık dededen oğula, toruna kaldığı gibi sizde de aynı. Evet. Osmanlı'nın artık birçok geçmiş izlerini artık unutmaya yüz tutmuş olsa da evet, yaşantımızla, örf, adet, geleneklerimize yansıtıyoruz. Aslında ben geçen programımızda da söyledim. Sizin köyünüzde eskiye dayanıyor mu? Osmanlı'ya dayanan örf, adet, geleneklerini barındırıyor mu? Bizim köy... Kısaca bir bilgi alalım bu konuda sizden. Olukman Çeşmesi var yani. O Olukman Çeşmesi'nden, yani bizim köyün Olukpınar'mış o zaman. Evet. Ondan sonra Olukpınar, Olukman köyü olmuş yani. Evet. Oradan yani Osmanlı'ya dayalı bir yani köyümüzün... Özgeçmişi var. Evet, özgeçmişi var. Evet. Yani önceden... Köyümüz 100-150 hanelere buluyormuş yani. Köyden kente göçmüşler. Şu an 35 hane köyümüz. Çok azalmış. Çoğu da yaşlı, ihtiyar olmak üzere. Yani bir koyun sürüsü olarak bizim koyunlarımız var yani köyümüzde. Başka yok çoban? Yok. Zaten biz de satıyoruz koyunları. Size numunelik. Aynen. Evet. Çok fazla azalmış. Aslında artık köylerden kente göç çok fazla. Evet. Önüne geçilmiyor. İş sahası olmadığı için genç abilerimiz, kardeşlerimiz iş sahası olan şehirlere göç ediyorlar. Orada fabrikalara, işte işletim sahası olan yerlere girip orada tabii ki hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Evet. Kaç baş hayvanınız var? Gördüğüm kadarıyla keçileriniz de var içerisinde. 10 tane keçimiz var. 250 tane de koyunumuz var. Anaç olarak mı, toplama mı? Toplam olarak 250 tane. 30 tane toklumuz var. 30 tane falan içinde toklu vardır yani. Koyunlarımız 40 tanesi, 40-50 tanesi kuzulu olmak üzere. Onlar evde kuzulu koyunlarımız. Ağustos'un ilk haftası başladılar kuzulamaya. Kuzulu koyunları mera yok zaten. Meramız kısıtlı olduğu için, karnlarını doyuramadığı için onları evde bakıyoruz kuzulayanlara. Akşam sabah olmak üzere daha kuzulayacak koyunlarımız var yani. Evet. Koç katım dönemlerini ne zaman yapıyorsunuz Muammer Bey? Koç katım zamanlarını Aralık'ta kapatıyoruz koçlara. Ondan sonra Mart'ta tekrardan salıyoruz koyunun içine. Bu sene Mart'ta koçları salınca koyunlarımız toplu bir şekilde koça gelmeye başladılar. Evet. O yüzden evdeki kuzulu koyunlar yani ondan yani. Yani kışın ikinci, mesela bizim ilkbaharda mesela koyun sabahleyin 8'de çıktığı için 8'den akşam 12'ye kadar yaylımda olduğu için, eve de getiremediğimiz için, meramız uzak olduğu için. Evet. O yüzden yazın kuzulamasına karşıyız yani. Bir sene öyle denedik, koçlar sürekli koyunun içinde durdular. Öyle sıkıntı olduğu için çok zayiat verdik. İshal oldu kuzular. İshalden çok zayiat verdiğimiz için bu taktiği denemek üzere. Bu taktikte de iyi 3 seneden beri bu şekilde devam ediyor. 3 seneden beri de koyunlarımız erken kuzuluyor. Tekrardan koçları bağlayana kadar onlar tekrardan iyi beslediğimiz için koça geliyor koyunlar. İkinci kuzusunu da alabiliyoruz yani. Ha, şimdi siz şöyle yapıyorsunuz. Yaz sonuna kuzu doğumunu denk getiriyorsunuz değil mi? Evet. Yazın kuzu sütü yanı sıcakta aynen yanmasın diye. Evet. Evet. Artık yaz bitimindeki evet, sıcaklara denk geliyor. Evet. O zaman zaten fazla havalarda sıcak olmuyor. Evet. Evet. Bunu taktiğe uygularken bu bilgi bir bilir kişiden faydalandınız mı? Yoksa atadan dededen gelen bir bilgi miydi? Babam yani bu mesleği daha önce yaptığı için, dedelerden kaldığı için yani ben de babamdan görenerekten yani 10-15 seneden beri bu koyunlarımız var yani. Yani sürekli içinde olduğumuz için yani hepsini deneyebiliyoruz. Ama deneyerek tecrübe kazanıyoruz. Evet, üzerinde deneyerek zamanla evet, tecrübe kazanıyoruz yani. Irkları ne koyunlarımızdan? Yalova koyunumuzun. Keçiler? Keçiler maldız. Maldız. Koyunlarınızı dışarıdan mı aldınız? Yoksa kendiniz üreterek mi yıllarca bu şekilde sürü haline getirdiniz? Elit bir sürü haline. Daha önce koyunlarımız dede zamanından var mı zaten? Bir ara babam İnegöl'de oturuyorduk. İnegöl'e tekrardan o senesi kurbancılıkla yani başladı bu. İlk kurban denedik yani 130 tane başladık biz bu işe. İlk kurban aldık yani. Kurbanlıkları sattıktan sonra koçlara koyun aldık. Koyundan yani ürettik yani. Dişi kuzularını bıraktık 104 sene. Kaç koyundan üredi bu sürü? 100 koyunla. 100 koyunla. Evet. Daha sonrasında azalttık yani. Sattınız. Evet, sattık. Meramız kısıtlı olduğu için yazın ilkbahar meramız güzel. Ama yaz merası kısıtlı olduğu için yaylım olmadığı için koyunları azaltmak. Şimdi meramızda da çok tarla satıldığı için ceviz bahçeleri oldu yani. Devlet orada girmek yasak tabii. Evet. Devlet kendi cevizlikte. Kendi bir de meramızın ortasına, ormaniyenin olduğu yere ceviz diktiği için meramız hazine arazisi mi dikildi? Evet. Araziye dikildi, geçiş noktamız kapandı. O yüzden bir de biz meraya geçiş noktası kapandı yani. Kapandığı için koyunlarımızı da yani artık satma yoluna gidiyoruz. Evet, bizim satma yoluna gidiyoruz. En çok da zaten diğer Çiftçi TV izleyicilerimiz, üreticilerimizin bu konuda yakındıkların en çok nokta bu. Meraların olmayışı, ıslahın olmayışı. Mera ıslahlarının. Baktığınızda her yer arazi gibi gözüküyor ama sahipli. Evet, boş arazi olmadığı için yaylım arazisi. O da tabii ki hayvancılığı bırakma noktasına getiriyor üreticilerimiz de. Sabahları ne zamanlar meraya çıkıyorsunuz otlak merasına? Saat 7'de çıkıyoruz. 10'da yatıyor koyunlar. Akşamleyin saat 5'te kaldırıyoruz koyunları. Saat 10'da falan da eve dönüş yapıyor yani koyunlar. Gece? Evet. Hiç arazide kalmıyor musunuz böyle? Hani açık bir arazide. Koyunlarımız yüklü olduğu için şimdi evde 40 tane koyun kuzulu olduğu için yani akşam sabah koyunlar yani 2 ay daha doğumlar devam etmek üzere yani kalamıyoruz. Peki süt sağıyor musunuz doğumlardan sonra koyunlardan? Yok, sağamıyoruz. Sadece kuzularına? Evet, kuzularına. Bu sene ayaktan yani kuzuları kesim üzerine yapmıyoruz yani. Evet. Öyle ayaktan veriyoruz. Kesimi denemek için bu sene Merinos koç aldık. Şu gördüğümüz Merinos koç değil mi? Evet. Kaç yaşında koçumuz? 3 yaşında. 3. salım bu sene. Onu nereden temin ettiniz? Bu Karacabey TİGEM çıkışlı koç. Arkadaşın aracılığıyla bizim elimize geçti yani. Onun kuzuları daha doğmadı yani. Bu sene ilk doğumları olacak. Evet, ilk doğumları olacak bu sene. Evet. Ondan merakla bekliyoruz yani. Evet. Şimdi satacağız dediniz Emin Bey. Evet. Mikrofonu vereyim. Bu satacaksınız ama birçoğunu mu yoksa sürünün tamamını mı? Tamamını. Tamamıyla. Evet. Yani damızlık olarak vereceksiniz üreticilerimize. Evet. Bırakıyoruz bu mesleği. Hiç kalmamaca mı? Aynen, saya süpürmece. Sopa keçiler de gidecek. Hepsi. Hepsi. Evet. Aslında yapılar bildikten sonra çok iyi bir meslek ama verimli. Evet. Hem ülke ekonomisine, hem üretime, hem tüketicinin et açığını hani karşılamak açısından iyi ama meralarda olmayınca, yemlemeye de dayanınca çok fazla. Artı bir de çobanlara kız vermiyor, o yüzden de. O da artı mesela bir sorun. Bir de sosyal yaşantı yok. Her şeyden feragat ediliyor. Bir de artı sosyal hakları da yok. Aslında ben onun çok olmasını istiyorum. Devlet büyüklerimizden de bunu ben çok istiyorum. Evet. Ankara'da da belirttim. Bir sigortanın oluşu. Aynen. Sigortamız yok, bayramımız yok, düğünümüz yok, cenazemiz yok. Aynen. Devamlı koyundayız. Evet, biz de bu mesleğin içerisinde olduğumuz için. Arkadaşlarla çoban mera için sıkıntı yaşadık bir de bu sene. Korumayla ilgili. Sizin burada koruma var mı? Bizde yok ama kendi meramızda bizi şikayet ediyor. O yüzden başımız belaya gitmesin diye bitireceğiz bu mesleği. Şikayet edenler kimlerdi? Kendi köyünüzün yerli insanlar. Yabancı insanlar. Evet, komşu köyden. Evet. O da bir artı bir sıkıntı. Evet. Hayvanlarınızı damızlık satacaksınız da hani bunlara kuzulu mu vereceksiniz, gebe halde mi? Çünkü gebe halde de komple gelecek yer görecek yer. Mesela kaç koyun var? Anaç koyunları vereceğiz zaten. Tokları kendimize bırakacağız. Anaç koyun 200 koyun varsa 200'ünü birden vereceğiz. Çünkü bunu belirtelim ki bazı üreticilerimiz bizim programımızı izledikten sonra talepte bulunuyorlar, işte biz damızlık alabilir miyiz diye. Ben de üreticinin eğer izni varsa program yaptığımız üreticinin telefon numarasını karşı tarafa veriyorum. Onunla iletişime geçiyorlar. Ben sadece aracılık görevi yapıyorum orada. Aracı olarak. Ondan sonra ona göre hani belirtelim ki daha sonrasında üreticilerimiz ona göre size talepte bulunabilirlerse açıklamasını yapmış olalım. Aynen. Keçilerinizden süt alıyor musunuz Emin Bey? Onları da almıyoruz. Oğlakları emiyor. Oğlakları nasıl değerlendiriyorsunuz? Oğlakları satıyoruz böyle arkadaşlarımıza, adaklık isteyen, öyle pikniğe gidenlere. Öyle değerlendiriyoruz. Evet. Hiç süt aldığınız olmuyor. Olmuyor. Evet. Onlar devamlı Mısır'daydı, sonradan mi aldınız onları bir yerden? Sonradan mı aldınız? Sonradan aldık. Evet. Koyundan 3-4 sene sonra aldık işte. Her sene eliyoruz. Bırakıyoruz kendimize. Evet. O bırakacağınız toklulara merada mı yine otlatma yapacaksınız? Merada yapacağız. Merada yapacağız. Onları kim yapacak bakımlarını? Babam yapacak. Biz yapacağız. Evet. Tamamen yine bırakılmış değil. Ya bırakılmış değil ama abim var Süpürdü köyünde. O dedi ben bakarım dedi, ilgilenirim dedi. Biz kendimiz İnegöl'e ineceğiz. O yüzden. Sizin kendi abiniz mi? Hanımın abisi. Ha, evet. O dedi ilgilenirim dedi, yaparım ben dedi. Evet. O yani bakımını yapacağı için. Bakımını filan hepsini o kendisi yapacak. Evet. Zaten ilk yazında bizim kendi sayamız boşalırsa bizim ilk yazın meramız çok güzel. O kendisi kapatacak sayama filan hepsini. Evet. O kullanacak benim damı filan. Ama hayvanlar sizin üzeriniz o. Yani yok, hayvanlar, onun kendi hayvanları var 150 kadar koyun, bir de benim koyunlar olacak işte içinde 30-40 tane toklu. Evet. Gerek koyunlar yine size ait olmuş olacak. Aynen. Evet. Toklular bana ait olacak, koyunlar kendinin olacak. Evet. Bu sürümüzde kaç adet koçumuz var Emin Bey? 4 adet. 4 adet. Evet. Merinos koçla beraber mi? Evet, Merinos'la birlikte. Aldınız koçla. Aynen. Peki diğer koçlarınız aynı ırk mı, Yalova ırkı? Yalova. Onları nereden temin ettiniz siz? Onları nereden temin ettik? Maden köyünden aldık. 2 tanesini kendimden bıraktım. Biri karakoç, biri kabak karagöz. Çünkü millet artık damızlığa bakmıyor. Herkes ete çalışıyor. Evet. Bu sene deneyelim görelim dedik. Nasip koyunu satarsak sattığımız insan görecek. Evet. Aynen. Kendi koçlarınızdan gelen döl veriminde ikizlik oranları nerelerde? İkizlik ilk doğumda çıkmıyor da ikinci doğumda koyuna kışın mesela yem verdiğimiz için evden ekseritte ikiz doğum alıyoruz koyunlardan. Yüzde kaç mesela oranı? %60 filan oluyor. Evet, yem verildiğinde biraz daha artıyor. Aynen. Çünkü kırda hayvan karnını zor doyuruyor. Çavu yiyor, pinar yiyor. Kelle kafası yiyor günün önünde, kuru kafa. Başka... Bu pinar dedikleriniz ne oluyor? Çalı tarzı bitki mi? Aynen, çubuk tarzı. Süpürge, saya süpürülen şeyleri. Evet, onları yiyorlar. Aynen. Çavu yiyor akşamüstü eve gidince koyun. Yani meradayken otlatırken başka artı bir evde yemleme vermiyor musunuz siz? Hayır. Sadece meradan yararlanıyor. Evet, sadece meradan. O da yetersiz kalıyor değil mi? Evet. Evet. Su, burada su imkanı var mı? Suyumuz var Allah'a şükür. Su, her merada su var, çeşmeler var. Koyun susuz kalmıyor ama yaylım. Yaylım yok. Evet. Evet. Gerçekten hayvanlarınız çok güzel. Yoğumlar yaklaşmış sanırım. Evet. Ne zaman başlayacak doğumlarınız tahminen? Tahminen doğumumuz başladı. 40 tane koyun kuzadı. Koyunlar da akşam sabah 2 ay içinde komple bizim doğumumuz bitecek. 1,5-2 ay içinde. Yani birinci, ikinci posta diye böyle ayırıyor musunuz siz? Ayırmıyoruz. Bundan tamam, sonra ikinciye yeniden zaten koyun koçalıyor. O bizim gibi ikinci posta biz ona diyoruz. Hmm. İlk kalem şimdiki doğum, ikinci kalem öbür doğumumuz. Evet. İlk doğuranlar doğurdu. Bunlar sonraki kalanlar değil mi? Birinci postanın. Aynen. Evet. Birinci postanın sonraki. Evet. Daha burada kaç tane kuzulacak koyunlarınız var? Bir 60-70 koyun daha var. Evet. Onlarla yaklaştı artık. Yaklaştı. Evet. Doğumları genelde böyle yayılımda olduğu zaman zor olmuyor mu sizin için? Doğum yapacak koyunu akşamdan eve ayırıyoruz. Salmıyoruz kıra. Evde doğum yapması daha iyi. Evet. Bir gün 2 gün kala ayırıyoruz eve. En iyi şey yapıyorsunuz aslında. Aynen. Bazen biz saldığımızda anında koyun kuzulacak oluyor merada. Koyunlar yayılımda gidiyor. Koyun kuzusuyla orada ilgilenmiyor, kuzusunu bırakıyor, sonrasında almıyor. Başımıza da öyle çok şey geldi. Kırda unuttuğumuz, gece geç gidiyoruz eve, geç saatlerde. Hı hı. Koyunun önüne bakarken arkasındaki hayvan doğum yapıyor, onunla ilgilenemiyorsun. Evet. Bir daha da kaybediyorsun koyunu. O da sıkıntı yatırıyor. Bizim burada kurt olayı var, çakal olayı var. Var mı? Var var, kurt var. Zayiatta kaptırdığınız oluyor mu? 1/1000'de 1. Bu Süpürdü köyün çobanları çıkıyor. Herkese emire gidiyor, her yere vuruyor. Kalabalık köpek bakıyoruz. Evet. Bayramşah, Ödüt, bizim meramımıza herkese Ödüt. Bütün çobanları denk geliyor. Elbet birinden alıyor. Yani illaki oradaki haracını kapıyor. Aynen, bizden de almıştır oldu. Evet. İlla. Tabii ki. Ama köpek bulundurmak tabii ki daha iyi. Hem hayvanların, yabani hayvanlara karşı emniyet açısından. Hem kendimiz açısından. Köpeklerimiz acaba yetersiz mi kalıyor? Köpeklerimiz yeterli de kurt çift geldiği zaman birine ötekine gittiği zaman ötekine yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Tabii biriyle uğraşırken aynen. Diğeri ondan istifade edip faydalanıp aynen, sürüden aynen. Götüreceğini götürüyor. Evet. Evet. Kırkımlarını konusuna gelelim Emin Bey. Kırkımlarınızı ne zaman yapıyorsunuz? Nisan aylarında birinci kırkımlarını yapıyoruz. İkinciyi? Hapını atıyoruz, iğnesini vuruyoruz. Hı hı. Bütün hazır şeylerini yapıyoruz yani tedavilerini yapıyoruz. Ondan sonra kırkıldıktan sonra ikinciye bu aylarda şimdilerde kırkmamız lazımken koyunumuz akşam sabah kuzulayıcı olduğu için geçen sene de Eylül ayında kuzuladığı için geçen sene kırkamadık. Yani koyunu yakalamaya çalışırken daha önce zayiat bu konuda yaşadık yani koyun sıkışıyor, ürküyor, evet. Bir şeyler oluyor. Hı hı. O yüzden ikinci kırkımını da bu sene yapamayabiliriz yani. Evet. Koyun yani Ekim'e kadar kuzulayacağı için. Kırkım sırasında zaten hayvan hırpaladığınızda içeride kuzular ters dönüyor. Aynen. Evet. Yani yatırıp evet, ters çevirdiğimiz için. Artık abortus yapıyor. İçeride kuzular doğum sırasında ters geliyor. Evet. O yüzden zor olduğu için yünlü kalması daha karlı değil mi? Evet. Kuzudan zayiat vermek için. Yünlü kaldığı için kışın üşümüyor yani koyun şey var. Aha. Kıra gittiği için biz mesela pek yem vermeyiz kışın yani veriyoruz sabah akşam veriyoruz. Koyun evde sürekli bağırdığı için kışın o pinar dediğimiz kardeşim demişti şimdi pinar koyunların karaciğerine falan kelebek oluyor ya. O pinarı yediği için kelebek yapmıyor yani. Öyle bir özelliği var pinarında. Kışın yani onlar yaprak dökmüyor normal ağaçlar gibi. Dökmediği için de kışın onları köyümüzün yakınında zaten o pinar dediğimiz şey. Hı hı. O yüzden koyunumuzu yani kışında yani diz boyu kar da olsa gidebiliyor koyun yani yarabiliyor. O pinar dediğimiz şeyi yiyebiliyor yani. Koyun hava almış oluyor. Evet. Şimdi hayvanlara kışında dolaştırıyorsunuz ama donlu havalarda mı çıkıyorsunuz yoksa don olmadığı zamanlarda mı? Saat 2 gibi salıyoruz koyunları zaten. 2-3 saat gezdirdim o koyuna yetiyor zaten. Sabah akşam yine çıkarıyorsunuz? Efendim? Evden tok olarak mı çıkarıyorsunuz damlardan? Sabahleyin zaten saat 8'de yemlemesini yapıyoruz koyunun. Hı hı. Ondan sonra kuzularını ayırıyoruz koyunların. Saat 12-1 gibi salıyoruz. 3'te 4'te falan geliyor koyun. O arada zaten pinar yediği için koyunlar doyuyor yani. Onlardan sebep yani kar yağdığı zaman, yağmur yağdığı zaman salmıyoruz yani kışın. O şimdi pinar dediğimiz bitkilerde yani Çiftçi TV izleyicilerimiz bir nevi kışınki gıda maddesini mi görüyor? Aynen. Evet, ilkbaharda falan çok yiyor yani. Karın altındaki o gıda maddesi ama karın üstünde. Evet. Yani o hikmettir yani, dedelerden duyduk yani. Kelebek yapmıyormuş yani, onu yediği zaman koyunda kelebek olmuyormuş yani, öksürüyor ya. Şimdi hayvanlarınızda eğer bir parazitler, bir rahatsızlık belirtileri görünmüyorsa yok. Demek ki faydalı. Evet. Aslında her bitki, nebatatlar insanlarda faydalı olarak yaratılıyor Rabbim tarafından. Zehirli olan bitkiler de var. Onlar belirli. Tabii hayvan onu yediği zaman dokunuyor. Mesela eğrelti otu fazlasında hayvanları zehirlemeye gidiyor deniyor. Ona göre tabii ki meral seçimindeki otları da ona göre. Aslında bazı hayvanlar kendileri hislerine göre ayırt ediyorlar bitkileri, ama bazıları çok oburları olanlar, obur hayvanlar yumrusu götürüp yiyor. Hiç yayılımınız az olmasına rağmen ama hayvanların şu andaki kondisyonu maşallah çok iyi. Koyunlar bizim ilkbahardan besile. İlkbahardan koyun etini alıyor, bir daha etini silkmiyor koyun. Böyle bir özelliğe mi sahip? Aynen, baharda bizim burada çok güzel yayılım oluyor. Dize kadar karayonca oluyor koyun. O zamandan zaten koyun bitkisini alıyor, vitaminini, koyun bir daha etinin filan silkmiyor. Aslında biz onu üniversite okulda şöyle tabir ediyoruz, hocalarımızın ifadesiyle. Yeşil yemler A vitamininden çok fazla zengin. Kuru yemlerde D ve E vitamini var. Şimdi koyun yeşilde yani yayılımda çok fazla aldığı zaman vücutları rezervlerini biriktirir. Karaciğerde onu biriktirir. Aynı bir bankaya para yatırma ya da bir bankaya altın yatırma gibi düşünün. Ondan sonra yayılım bitti mi? Bu kurudu. Ne yapar? Oradaki artık bankadakini tüketmeye başlıyor. Yani oradan kullanıyor. Sizinkisi çok fazla depo yapmış, yığmış, zengin olmuş. Şimdi de oradan kullanaraktan yani meranın fakirliğinden etkilenmemiş oluyor. Doğru. Onu orada biriktirdiği için oradan kullanıyor. Hani şimdi biz bankaya paramızı yatırıyoruz, paramız olmadığı gibi gidip çekip kullanıyoruz ya. Paranın yokluğu belli olmuyor. Hayvanda da aynı o şekilde. Artı bir de koyun devamlı akşam sabah meşe yaprağı yiyor. Meşe yaprağı hem hayvana ete yatırıyor hem tok tutuyor. Devamlı. Başka bir koyunlar olsa ovanın koyunu yemez. Ama bayırın koyunu her yer çatır çatır kuru, mecbur yiyor hayvan. Yeşillik yok. Bir de meşe dediğimizde şu. Palamutları var bir de bunların. Üstünde zaten. Bizim koyunlarımız da çok fazla yiyor. Hemen onlara koşuşturuyorlar. Ama palamuda koşuyor. Bizimki yaprağını yiyor. Bizimkisi de palamutları yiyor. Palamutlarını yediği için onlar daha lezzetli herhalde geliyor. Onlar da et yapıyor. Pelik. Onun için onlar biriktirmiş. Şimdi artık o rezervlerini kullanmaktalar. Ben hani bırakılma açısından üzüldüm. Çünkü kendimiz de koyunculuk yapıyoruz. Ben de sayımı azaltacağım sizin gibi. Niye? Mera'dan olmayışı. Bizim köyümüzde de baraj başladı. İçme suyu barajı. Mera arazisinin 4/3'ü baraja gitti. Kalmayınca bu defa yeme dayanıyorum. Yem de külfiyetli maliyet. Sattım mı, yeme yatırdığım zaman sadece bana kesip yediğim kar kalıyor. O zaman da mecburen belli bir sayıyı, çok çok küçük bir sayıya küçültme yönüne gidiyorum. Çünkü ırkını kaybetmemek açısından. Irkı verim olduğu için hani siz de bu yönü tercih etmişsiniz. Keşke meralar olsa, her imkanlar olsa da daha fazla yapılabilse. Artı bir de masraf var çok ağır. Yem çuvalı kaç para, yonca balyesi 20 milyon lira, saman, küspe derken masraflar da çok ağır. Bir şey para kazanmıyor artık. Bir de biz çok umutluyduk. Başta kuzu para etti. Kurban, Arifeler'in kurban üstü birden yıldı. Dışarıdan ithal gelince hayvan fiyatlar düştü. Üretici ne yapıyor? Mağdur oluyor. Neden? Yem maliyetleri yüksek ama girdiler pahalı. gelir düşüyor, giderler fazlalaşıyor, dengede, aradaki dengede bozuluyor. Son günlerde aşırı derecede fiyat etiketleri aşağıya düşmüş oldu. Tüketicinin bu işine geliyor çünkü onlar da haklı. Neden? Bir maaşla çalışıyor, evi kira, işte çocukların masrafı, evin giderleri var. Kurbanlığı da kesmesi olmaz, ona da ayırıyor. Bir de artık kurban ibadetlerini bırakmaya başladık Türk toplum olarak. Nereye gidiyorum? Gezmeye gidiyorum. Yurt dışına, şuraya tatile. Kurban kesmesem de olur diyor. Yani artık dini vecibelerimizi de yerine getirmemeye başladık. Zaten şöyle bir şey de var artık. Bayramlaşma ziyaretleri de azaldı. Akrabalar arası, köydeki insanlar arasında olsun, şehirde olsun. Sadece gidip işte eğlence yerleri, kafeteryaları, bu tarz yerleri doldurmaya başladık. Uzaklaştıkça her şeyim uzaklaşıyor. Bakıyorum internette yurt dışına ithal saman geliyor. Evet. Kendi üretimimizi artık hiçbir şeyimizi yapamıyoruz. Mercimek, nohut, samana, her şeyimiz yurt dışına bağlı. Evet. Kendi üretimimiz olmadığı için paramızı nereye yediriyoruz? Yurt dışına. Aynen. Ondan sonra da ekonomi çöküyor. Evet. Sizin şimdi artık bundan sonraki düşünceleriniz neler Muammer Bey? Ya da üreticiye, yeni başlayacak olanlara tavsiyeniz neler olur? Devam etsinler mi? Nasıl yapsınlar? Bu konudaki sizden bilgilerinizi alalım, düşüncelerinizi. Yani biz samanımız kendimizden. Yem pahalı olduğu için almadan olmuyor kuzularımıza. Mecburen yedirmek zorunda kalıyoruz. Hı hı. Yani yemimiz kendimizden. Yani bereketli hayvan yani. Çabuk ürüyor. Çabuk ürüyor. 2 defa iyi baktığın zaman 2 defa kuzu alabiliyorum. Mesela ikiz yaptıysa ikinci doğumunda da öyle cins koyunlar var yani. Hı hı. İkiz 300 yapabiliyor yani. Evet. Bereketli hayvan. Çok çabuk, çok kısa sürede üreyebiliyor. Keşke mesela meramız azalmasa da yani devam ettirebilsek. Hı hı. Yani koyunumuzun cinsi güzel yani. Evet. Merakımız yani... Bereketli hayvan yani. Hı hı. Çabuk üreyebilen hayvan yani. Evet. Kuzularınızı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Erkek bir dişi kuzularınızı olduğunda. Erkeklerimizi kurbana bırakıyoruz. Hı hı. Kurbanlık olarak kurbana çıkarıyoruz. Dişilerimize damızlık olacak gibi dişi kuzularımızı damızlık yapıyoruz. Damızlık olmayacak gibilerini satıyoruz yani. Kesimi mi? Kesime, ayakta satıyoruz. Adaklık. Kesime verdiğimiz de oluyor, ayakta verdiğimiz de oluyor yani. Evet. Yani... Pazara mı götürüyorsunuz Muammer Bey, yoksa müşteriler mi buraya geliyor yanınıza? Pazara mı götürüyorsunuz kurbanlık? Pazara götürdüğümüz de oluyor, müşterilerin geldiği de oluyor yani. Burada? Evet. Veriyorsunuz? Evet. Kasaba kesimlik gibi verdikleriniz oluyor mu öyle? Oluyor. Kasaba nadiren oluyor yani, o yüzden Yalova koyunu pek et yönünden kıt olduğu için yani o yüzden Merinos'u deniyoruz yani. Etçil bakımından. Evet, etçil bakımından. Onu da koyunları bu sene satma aşamasına geldiğimiz için yani nasip. Ama en dayanıklı koyun da Yalova kıvırcığı. Evet. Çünkü yamaç arazileri her şey çok dayanıklı. Mesela arazimize alışkın olduğu için koyun yani etkilenmiyor. Düşük değil yani. Hı hı. Ne düşük koyunlar gördüm yani. Zayıf koyunlar gördüm. Hı hı. Maşallah benim koyunlarım yani keyif bakımından iyiler yani. Evet. Genç koyun yani. Yaşlı koyunları, tek meme koyunları hep eliyoruz. Hı hı. Hep genç koyunları bıraktık yani. Evet. Genç koyunlarımız yani. Hı hı. İçinde yaşlı, dişsiz koyun yok yani. Evet. Her yıl böyle bu zamana kadar sürülerinizi hiç gençleştirdiniz mi? İçinden yaşlı çıkarıp işte içerisinde genç verdiniz mi buraya? Damızlık. Kardeşimin düğünü olduğu zaman bir toplu çıkım yaptık yani. 50 koyun sattık. Yaşları büyük olan koyunları mı çıkardınız? Evet, yaşları büyük olan koyunları sattık yani. Genç olan koyunları hep bıraktık yani. O sattığımız koyunların kuzuları hep duruyor yani sürümüzde. Evet. Yani anaç koyunu satıp toplu yerine kuzu bırakıyorsun, evet, diş kuzu. Evet. Bizim koyunumuzda 3. kuzu daha öncedir koyun. 3-4 kuzu da. Evet. Yani şimdi yaş ortalamasını şöyle diyebilir miyiz? 1 ila 4 yaş arası. Aynen, 1 ile 4 yaş arası. Evet. 3 doğum, 2 doğum yapmış koyunlarımız var. Hep her sene koyunu armağan son zaten eliyoruz biz. 20 koyun, 30 koyun. Koçları her yıl değiştiriyor musunuz? 2 yılda bir değiştiriyorum. 2 yılda bir. Evet. Hı hı. Kendinizden bıraktığınız oluyor mu hiç erkek kuzu? Çok nadir. Genellikle dışarıda. Bir sene denedik. 3-5 tane sakat kuzumuz oldu. O yüzden kendimizden fazla şey yapmıyoruz. Temin etmiyorsun. Evet. Dışarıdan. Dışarıdan alıyorsun. Evet. Koçları kullandıktan sonra dışarıya satıyor musunuz? Satıyoruz. Damızlık olarak mı gidiyor? Damızlık olarak satıyoruz. Başka birisine? Evet. Başka bir üreticiye gidiyor. Aynen. Biz de başka bir üreticiden koç alıyoruz. Evet. Devir teslim, devir daim edilmiş aynen, oluyor. Aynen. Aynen. Ama bakın o kadar muazzam yatıyorlar ki karınlarını doyurmuşlar tamamıyla. Şu anda dinlenme havasında. Bu siyah koyunlarınız da mı aynı ırk Emin Bey? Aynı. Babam sırf kara koyun, bir sene 110 tane filan kara koyunumuz vardı. Komple kara yapacaktık niyetimiz. Koçumuz rahatsızlandı, bıraktıydık. Evet. Ama koyunculuğu devam etsek hedefimiz kara koyun. Sırf. Amca kara koyunu daha mı çok seviyor? Aynen. Özel bir sebebi var mı? Evet. Neden? Aşağı yukarı 70 tane filan kara koyunumuz var şimdiki. Yani kara sebebi koyun, ne? Yani özel artı bir de nedeni ne? Etini aldı mı kara koyun çok bir farklı ya beyaz koyundan. Etini vermiyor, ikizlik olanında biz çok memnun olduk kara koyundan. Eti daha mı lezzetli? Eti hem lezzetli diyorlar hem de bir de çok etini aldı mı vermiyor koyun. Düşmüyor, elden ayaktan düşmüyor. Mesela beyaz koyunlarımız var. Kuzadıktan sonra koyun düşüyor ama kara koyun düşmüyor. Verdiğimizi inkar gelmiyor koyun. O zaman o etini daha mı çok tutuyor evet. üzerinde? Yani yavrulasa bile zayıflamıyor. Zayıflamıyor. Mesela bak beyaz koyunlara bakın bir de kara koyunlara bakın. Kara koyunlar daha farklı. Yayılımda görün dersiniz. Gerçekten doğru söyleyen dersiniz. Peki onlar yayılım sırasında beyaz koyunlara göre daha mı çok otlama yapıyorlar? Bilemiyoruz ki onu. Onlardan demek ki bu konuda o zaman beyaz koyunlara daha fark atıyor. O evet de. Düşürmediğine göre kendilerine. Evet. Evet. Bir de koyunlar bazı koyunlar gerçekten öyle. Kuzulduktan sonra çengel gibi kalıyorlar. Evet. Evet. Ne kadar zaten karnı da boşalıyor. Verseniz de olmuyor. Hala zayıf. Dolmuyorlar. Ancak onlar şeyde dolgun duruyor. Şu gebe koyunların aynen. dolgun durduğu aynen, gibi. Aynen. O zaman hani balon havayla şişirilmiş gibi aynen o şekilde duruyorlar. Benim de koyunumun bir tanesi kıvırcık ırkı. Yalova kıvırcığı hakikaten çok dayanıklılar. Evet. Yalova kıvırcıkları mera arazisine, dağlık taşlık araziye daha dayanıklı. Tahirova denedik. Tahirova'dan memnun kalmadık. Neden? Çünkü bizim meramız taşlık, kar olan. Evet. Taşlığa dayanmıyor. Yağmura, kara dayanmadı. Evet. Ondan memnun olmadık. Hemen çevirdik işi. Tahirova koyunu çok nazik. Evet. Artı nazlı. Bir de iri koyun. Tezberi de dolmuyor koyun. Doyuramıyoruz burada kendini. Çok oburlar onlar. O da olsa o da her şey var. Yaylım da var, yeşillik de var. Bir de yese de kilo almıyor. Çünkü evet. bizim biri kıvırcık, biri Tahirova hakikaten çok kuz oranı çok iyi. Döl veriminde çok yüksek seviyede ama doyuramıyorsunuz. Merada çok geziyor. Artı bir de ağzına göre olursa yiyor, ağzına göre olmazsa yok. Artı bir de Tahirova'yı kurbanla tutmuyorlar. Evet. Kurbanlık yapamadık. Kabak. Bir sene de öyle denedik. Kabak kuzu olduğu için. Evet. Orada da sıkıntı yaşanıyor. Hani artık toplumumuz boynuzlu koç aynen. olarak ifade edildiği için kabak koçtan kurban olur mu diyorlar. Aynen. Aslında kabak koçlar boynuzlu koçlara göre 15 kilo fark atıyor. Fark 15 atıyor. Kilo. Çünkü kabak boynuzları yok her yere girip yem yiyebiliyorlar. Evet. Onu biz denedik ama müşteriye anlatamıyoruz. Aynen. Aynen. Hayır, kasaplık kesim bazında çok iyi. Evet. Öyle kesime vereceksiniz. Yani 3-4 ayda veya 5-6. ayında besiden çıkarıp hemen kasaba kestirme evet. karkasette iyi. Ama kurbanlıkta tutulmuyor. Ha dişi damızda çok tutuluyor. Evet. Dişi damızda çok fazla tutuluyor. Yem bitkileri dediniz Muammer Bey. Kendiniz neler ekiyorsunuz yem bitkilerinde? Arpa ekiyoruz, fiye ekiyoruz. Koyunlara yeşil biçmek için fiye ekiyoruz. Hı hı. Yeşile biçmek için yulaf ekiyoruz. Hı hı. Kışın onları veriyoruz mesela. Kışın koyun çıkamadığı için öğlenleyin onu veriyoruz yani. Kaç ay kışta soğuklarda koyunları evde yemliyorsunuz damlarda? 3 ay. Evet. 3 ay veriyoruz. Mesela aşırı... Sabah akşam mı günde 3 öğün mü? Kar yağıyorsa o günü, yağmur yağıyorsa salmıyoruz koyunları. 3 öğün veriyoruz. Arada mesela o çok soğuklar oluyor. Kışın donlar oluyor mesela. Koyunlara karma veriyoruz. Karmanın üstüne gece tekrardan fi açıyoruz yani. Koyun onu yiyor yani gece. Evet. Sabaha kadar aç tok tutuyor yani. Önemli bir şey belirttiniz. Onu da ben burada ifade edeyim. Değerli Çiftçi TV izleyicilerimiz, hocalarımızın dediği gibi biz de uygulamasını yapıyoruz. Siz de aynı şeyi uygulama yapmışsınız. Bazı üreticilerimiz gece koyuna hiçbir şey vermiyor. Çok soğuk dışarısı. Evet. Hayvan üşüyor damda. Çünkü sürekli geviş getirirken rumen hareketleri olduğu zaman tabii kan da devir daim oluyor buna bağlı olarak. Vermediği için hayvan üşüyor. Bir de eğer içeride kuzu varsa, anne olacaksa o da zayıf kalıyor. Yani anne olacak ama koyun bir şey yemediği için kuzusuna da bir şey vermiyor. Çünkü kuzu da içeride onu semiriyor, yiyor. O da beslendiği için anne karnında, annesinden. Gece taraklara bir ot balyası, herhangi bir ot türü, yani bu fiye olabilir, yulaf olabilir, yonca olabilir, kuru ot balyası olabilir. Onları verdiğinizde hayvan gece o otu yedikçe vücut ısısını dengelemiş oluyor. Bunu burada artı parantez olarak ifade etmek istiyorum. Üreticilerimiz burada çok hatayı yanlış yapıyor. Kendimiz nasıl soğuktan üşüyorsak, evet, hayvanlar da aynı şekilde. Biz nasıl boğazımızdan sıcak bir yiyecek, bir yemek gittiyse nasıl vücut ısımız yerine geliyor. Ama dışarıda aç kaldık mı, soğukta karnımız açken üşüyorsak hayvan da aynı şekilde. Evet. Nasıl kendi sağlığımızı, kendimizi düşünüyorsak hayvanlarımızı düşünmek zorundayız. Muhakkak ona gece taraklara ot atarsalar, yani bu şekilde hayvanlara bakım uygularsalar, hayvanların sağlığı için, o soğuğa dayanıklılığı için daha iyi olacaktır. Bizi bugün kabul ettiniz Muammer Bey, Emin Bey, Allah razı olsun. Merada, açık arazi, muazzam karşıda bir yani, Merada görüntüsü var. Gerçekten evet, çok güzel. Her şey ayaklarının altında gibi duruyor. Bizleri kabul ettiniz, değerli bilgilerinizi paylaştınız. Hem kanal adına, Çiftçi TV adına, hadi kendi programımın adına teşekkür ediyorum. İnşallah sizin için hayırlısı neyse olsun diyoruz. Evet. Rabbim sayımızı çoğalsın diyoruz, azaltmasın ama amin. Her şey bir yere kadar. Sizin son sözlerinizi alalım, programımızı kapatalım. İlk önce Seher Hanım, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz yani. Allah razı olsun. Yani dertlerimizi dinlediğimiz için, yani hani bu söyleyecek olmuş olduğum bu yani. Evet. Emin Bey'den de alalım. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun Emin Bey. Rabbim hakkınızda hayırlısı neyse onu versin. Amin. Görevinizi, başarınızı daim etsin. İnşallah dediğiniz gibi hem çıkarsa bizim programımızdan sonra alıcılarda, onları da muhakkak sizlere yönlendireceğiz. Buradan da çıkarsa da onları da en iyi şekilde, en iyi fiyatlara değerlendirmeniz. Evet, temennimiz bundan yana. İnşallah devlet büyüklerimizden de, Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımızdan da bu meraların ıslah konusunda ve diğer teşvikler konusunda da daha bir öncülüğün ön plana alınmasını istiyoruz. Bugün burada bizi kabul ettiniz. Bugün sabahtan yağmurluydu değerli çiftçi izleyicimiz. Şu anda hava açmış durumda. Bize müsaade etti Rabbim. Çok şükür ki Yaradanıma. Burada programımızı gerçekleştirdik. Bugün Bursa'nın İnegöl ilçesinin Olukman Mahallesi'nin Pınarkaya mevkiinden programımızı gerçekleştirdik. İki kardeş olan Muammer Bey'le ve Emin Bey'le programımızı yaptık. Aslında temennimiz bu üreticilerimizin, abilerimizin, kardeşlerimizin ileri seviyeye gitmesiydi ama her şey bir yere kadar, imkanlar el vermediği zaman, zorladığında bırakma yoluna gidiliyor. Evet. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun diyoruz. Bir başka yerde değerli üreticilerimizle, tekrar kardeşlerimizle buluşmak dileğiyle. Çiftçi TV'de kalın, bizde kalın diyoruz.